Bu okuyacağımız bab da Medine-i Münevvere'de av avlamak caiz midir, değil midir? Şimdi Mekke'nin haremi var. Mekke'nin hareminde av avlanmaz. Medine'nin de böyle bir haremi var mı? Varsa aynen Mekke'nin haremi gibi avı avlanması haramdır, böyle midir? Yoksa Medine'nin haremi vardır fazilette ama hükümde Mekke'nin haremi gibi değildir, böyle mi? Burada da ulema iki kısma ayrılmış. Bab-ı Said-ül Medine, Medine-i Münevvere'nin avı. Haddesena Fehd ibn Süleyman, kâle haddesena Ömer ibn Hafs ibn Gıyas, kâle haddesena Ebi, kâle haddesena Lâmeş, kâle haddeseni İbrahim ibn Teymi. Kâle haddeseni Ebi, kâle hatabena Aliyyun radıyallahu anh. Hazreti Ali radıyallahu anh bize hutbu okudu. Alâ minberin min âcûr. Kiremitten yapılmış bir minber üzerinde. Kiremitten bir minber yapmıştılar, nerede okumuşsa. Onun üzerinde bize bir hutbu okudu. Ve aleyhi seyfün. Üzerinde de bir kılıç var idi. Fihi o kılıçta var idi. Sahifetun muallakatun bihi. Ona bağlı, asili bir kağıt parçası, bir sahife var idi. Fekal Hazreti Ali o hutbesinde buyurdular ki vallahi ma indena min kitabi. Sordular ki Resulullah Efendimiz size ayrıca bir vasiyeti, bir yazmış bırakmış olduğu bir şey var mı? O da orada dedi ki vallahi ma indena, Allah'a yemin ederim ki bizim indimizde, yanımızda olmadı. Min kitabin nekrehu. Bir kitap ki biz onu okuruz. Yani bize hususi vesiyet yazmış olduğu böyle bir yazılı bir şey yoktur. İlla kitab Allah. İlla kitabullah vardır, Kur'an-ı Kerim. Bir de ve ma fi hadihi sahife, bir de bu kağıtta yazılı olan şey vardır. Onu yazmış, Hazreti Ali'ye vermiş. Bir de bu vardır dedi. Sümme neşera, sonra o kağıdı açtı. Fe izen fiha, baktı ki o kağıtta şu yazılı. El medinete haramun min ayrin ila sevrin. Medine haramdır. Min ayrin, ayırdan ila sevrin, sevre kadar. Ayır, sevr iki dağdır. Bunların birisi Cebel-i Uhud'un arkasında bir ufak dağ, bir de bu Cehennem Dağı dedikleri. İşte bunların ikisinin arası haramdır dedi. حدثنا إبراهيم بن مرثوق قال حدثنا أبو عامر الأكدي قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد أن سعدا ركب إلى قصره. سعد بن أبي وقاص ركب بندي إلى قصره بالعقيق عقيق تكي kendi köşküne bindi gitti. فوجد غلاما, baktı ki bir köle, köleyi buldu ki يقطع شجرة, bir ağacı kesiyor. أو يحتطبه, onu kesiyor yahut da onu odun ediyor. Kale Ebu Cafer radıyallahu anh. Ebu Cafer İmam-ı Tahavi diyor ki azunnu fihi, ben o rivayette zannediyorum ki ravi bana şöyle dedi. Fe ahade selebehu, onun üzerindeki silahı aldı. Silahı, baltası, ipi ne varsa onları aldı. Felemma raca, Sa'd ibn Ebi Vakkas o ki köşküne gitti. Etahu ehlul gulam. O kölenin cemaati, ehli geldiler, efendileri geldiler. Fekellemû Sa'd ibn Ebi Vakkas'a konuştular. En yeruddu aleyhim, reddede onlara neyi? Mâ ahade min gulamihim. Onların o kölelerinden almış olduğu o eşyaları reddede. Dediler ki bunları Sa'd ibn Ebi Vakkas'a ki iade et. Fekale Sa'd ibn Ebi Vakkas dedi ki maazallah, Allah'a sığınırım. En erudde şeyen, bir şeyi ben reddedeyim ki nefelenihi Resulullah. Resulullah Efendimiz bana nefel olarak verdi. Resulullah'ın nefel olarak verdiğini ben reddedeyim, etmem, Allah'a sığınırım. Ve eba en yeruddehu ileyhim. Onları vermedi. O kölenin elinde ne varsa alet, edevat onları aldı. Onları iade etmedi. Peki niçin? Çünkü Resulullah Efendimiz buyurdu ki her kim Medine'nin hareminde böyle bir av yaparsa yahut ağacını bir şeyini keserse, kim onu görürse onun elindeki eşyasını alsın, onun malıdır dedi. Sa'd ibn Ebi Vakkas da bu hadis üzerine Resulullah Efendimiz beni nefel etti, bağışladı, eynen düşmandan alınan eşya bendir dedi, demem dedi. Haddesena İbrahim ibn Merzuk, kâle haddesena Vehb ibn Cerir, an ebîhi en Ya'la ibn Hakim,
عن سليمان بن أبي عبد الله قال شهدت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. سليمان بن أبي عبد الله diyor ki ben Sa'd bin Ebi Vakkas'a şahit oldum. وَقَدْ اَتَاهُ قَوْمٌ فِي عَبْدٍ لَهُمْ Bir kavim kendi kölelerinin hakkında geldiler. Ki اَخَدَ سَعْدُ بْنِ اَب۪ي وَقَّاسَ سَلَبَهُ Sa'd bin Ebi Vakkas o kölenin selebini, eşyasını üzerindeki şeyleri almış idi. Evet, öyle köle ki رَآهُ بِسَيْدٍ فِي حَرَمِ الْمَد۪ينَ رَآهُ يَس۪يدُ رَآهُ o köleyi gördü ki يَس۪يدُ o av avlıyor فِي حَرَمِ الْمَد۪ينَ Medine hareminde av avladığını gördü. Onun için gitti onu silahını, mülahını elinden aldı. Ellezî öyle Medine'nin haremi ki harreme Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz onu haram kılmıştı. Fâhâde selebehu o kölenin silahlarını aldı. Fekellemuhu kölenin efendileri geldi. Sa'd bin Ebi Vakkas'a söylediler ki en yerudde aleyhi selebehu onun eşyalarını versin. Fâbâ Sa'd bin Ebi Vakkas iba etti, vermedi ve kâle dedi ki اِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Resul-i Ekrem Efendimiz لَمَّا اَحَدْ yani hudud tayin etti, hududel الْحَرَمْ haram olan şeylerin hududunu yani burada bütün haramları beyan ederken bunu da orada söyledi yahut da Mekke-i Mükerreme'nin hareminin hududu var onu beyan ederken bunu da beyan etti حَرَّمَ الْمَد۪ينَ Medine'yi de haram kıldı فَقَالَ buyurdu ki مَنْ وَجَدْتُمُوهُ Her kim bir kimseyi ki siz buldunuz. Yasidu av avlar fi şey'in min hadil hudud. İşte Medine'nin harem hududunu beyan etti. Bu harem hududu dahilinde Medine'nin harem hududu dahilinde bir adamı av avladığınızı buldunuz mu? Av avlayanı buldunuz mu? Femen vecedehu her kim onu bulursa felehu selebuhu bulan adama onun selebi onundur. Selebi üzerindeki eşyası, silahı o av avlayan adamın elinden alacak, kendisinin olacak. Sa'd bin Ebi Vakkas dedi ki Resulullah Efendimiz böyle buyurdu. فَلَا اَرُدُّ عَلَيْكُمْ Öyleyse ben size reddetmem, vermem. تَعْمَةً Bir ta'ami ki et'ameniha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimizin beni it'am etmiş olduğu yani onun hadisi şerifi mucebince bana ta'am olan bu selebi ben size vermem. وَلَاكِنْ اِنْ شِيْتُمْ Siz eğer arzu edersinizse غَرِمْتُ لَكُمْ Size ben öderim. غَرِمْتُ Oraya nokta lazım. Garamet çekerim yani öderim. ثَمَنَ سَلَبِهِ Siz isterseniz ki o almış olduğum eşyanın parasını vereyim. فَعَلْتُمْ Onu işlerim. Onu eşyaları vermem de eğer arzu ederseniz eşyaların parasını veririm dedi. O da yine Sa'd bin Ebi Vakkas'tan bir lütuf olarak yani. onu da almaya hakları yok da yani buna razıysınızsa onu veririm. şimdi bu hadis-i şeriflerden anlaşılıyor ki Medine'nin de haremi var. Resulullah Efendimiz onları tayin etti. Bu hudutları beyan etti ki Ayır'dan Sevre. Peki Ayır'dan Sevre şimal cenub. Ya şarktan garbe O da harre-i şerkiye, harre-i garbiye. İki harrenin arası ki labe derler. Labe taşlık yer. Şimdi biz ona harre-i şerkiye, harre-i garbiye diyoruz. İşte şimal cenuptan eğir ile sevr. Fakat şarktan harften de o iki taşlık harreler. Bu arası Medine-i Münevvere'nin haremidir. Bu hadisi şerifler mucebince burada av avlanmaz, ağaç kesilmez. Aynen Mekke'nin haremi gibidir. Hatta hadisi şerifte kimi gördünüz ki av avlıyor yahut da ağaç kesiyor, hemen onun üzerindeki eşyayı, silahı alın, o sizin kendi öz malınız gibi helaldir. Haddesena Ahmed ibn Davud, kala haddesena Yaqub ibn Hamid, kala akberena Mervan ibn Muaviye, an Osman ibn Hakim, kala akbereni Amir ibn Sa'd, an ebihi enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem harreme, haram kıldı ma beyne labeteyil Medine. Medine'nin iki labesinin arasını haram kıldı. En yukta'a haram kıldı. Neden? Min en yukta'a demek min mehsuf. En yukta'a idaduha. Onun otlarının, tikenlerinin kesilmesini. Ev yukta'a seyduha. Yahut onun oradaki avun katlolunmasını. Bunlardan
ne hilediği, ne onun otunu koparın, ağacını kesin, ne de avını avlayın. İşte bu hadisi şerif de şerkten garbe iki lade arasını beyan etti. Hudud bu. Haddesena Ali ibn Ma'bed, kâle haddesena Ahmed ibn Ebi Bekir, kâle haddesena Ebu Sabit. Ebu Sabit de kimdir? İmran ibn Abdülaziz Zühri. En Abdillah ibn Yezid, Mevlel Münbaith. En Salih ibn İbrahim, en Ebihi. Kâle istattu teyren bil kumbule. Kumbule ile ben bir kuş avladım. Kumbule çabuğunda yaparlar. Yuvarlak bir şey, onu atarlar, attığı gibi, kuşa muşa vurduğu gibi düşer, kuş gider alır. فَخَرَجْتُ بِهِ فِي يَدِي. Ben o kuşu aldım, elimde çıktım. فَلَقِيَنِ اَب۪ي. Benim babam tesadüf etti. Babası da kim? Abdurrahman ibn-i Avfi. Babam Abdurrahman ibn-i Avfi tesadüf etti. Radıyallahu anh. فَقَالَ مَا هَذَا. Oğluna sordu ki bu nedir? فَقُلْتُ طَيْرًا اِسْتَدْتُهُ. Bu bir kuştur ki avladım. Bir kumbületi kumbüleyle avladım ben bunu. فَعَرَّكَ اُذُنَيِّ عَرْكَنْ شَد۪يلًا. Benim kulaklarımı şiddetli bir ufaladı diyor. Kulakları ufalarlar ya, ama şiddetli bir şey ki böyle hafif değil. ثُمَّ اَرْسَلَهُ مِنْ يَد۪ي. Ondan sonra benim elimden aldı o kuşu saliverdi. ثُمَّ قَالَ. Sonra dedi ki حَرَّمَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Peygamber Efendimiz haram kıldı. صَيْدَ مَا بَيْنَ لَا بَتَيْهَا. Bu iki labenin arasındaki avı avlamayı haram kıldı. Bu labelerde yanlış hareketler koymuş, onları izah edin. La beytaha demiş. La beytaha. Evvela ta, sonra ya. Bu metbaada biraz yanlışlıklar yapmışlar. Ya sonra da. La beytaha. La beyde. La be yazarsınız siz, o vakitte tasih olur. Böyle birkaç yerde bu labeyi burada yanlış yapmış. Haddesena Yunus, kâle ahberene ibn-i Vehbi. Kâle ahbereni Malikun en Yunus ibn-i Yusuf, en Ata ibn-i Yesar, en Ebi Eyyub el-Ensari, radıyallahu anh, ennehu vecde gilmanen. Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri ki İstanbul'da yatıyor. O vecde gilmanen, bir takım çocukları buldu. Ki leccevû sa'leben ilâ zâviyetin. Bir tilki bir köşeye sıkıştırmışlar. Artık tilkenin kaçacak yeri de yok, etrafını sarmışlar. Fataradetum olmaz ki. Fataradehum. Fatarattum. Yahut da diyor ki ravi ben onları tartıttım. Yani Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri diyor ki o bir takım çocukları bulmuş ki onu şey etmişler. Tilkiyi bir köşeye sıkıştırmışlar. Artık o onun sözü. فَتَرَدْتُهُمْ. Ben onları oradan tard ettim diyor. Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri radıyallahu anh. Niçin tard etmiş? Medine-i Münevvere'nin haremi vardır. Hareminde av avlanmaz. Bunun için. قَالَ مَالِكْ. İmam Malik diyor ki لَا أَعْلَمُ. Ben bunu bilmiyorum. Niçin onları terk etmiş de, kovmuş da, tard etmiş de, tilki yerlerinden kurtarmış. Bunu bilmiyorum. Yaptığının sebebini اِلَّا اَنَّهُ قَالْ اِلَّا. Dedi ki efi haremi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yusna'u hada. Resulullah'ın hareminde böyle iş mi yapılır? Yani tilki avdur, onu böyle bu surette sıkıştırıyorsunuz. Bu böyle yapılmaz. Burada hemze istifhamı inkarı için. Yani yapılır mı, yapılmaz. Haddesena İbrahim ibn Merzuk kâle haddesena Affan kâle haddesena Abdülvahid ibn Ziyad kâle haddesena Süleyman-ı Şeybani عن يسير بن عمرو عن سهل بن حنيف قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سهل بن حنيف diyor ki ben Peygamber Efendimiz'i işittim. El ehva bi yedihi ila el Medine. Yahut da eliyle Medine'ye doğru işaret etti. Yekul derdi ki innehu haramun aminun. Bu haremdir, amindir. Yani oraya her kim girerse emin olur. Avide avlanmaz. Otu da koparılmaz. Haddesena İbn-i Huzeyme kâle haddesena İbrahim İbn-i Beşşâr-i Remâdî kâle haddesena Süfyan kâle haddesena Ziyad İbn-i Sa'di en Şurehbîl kâle etâna Zeyd İbn-i Sabit radıyallahu anh. Zeyd İbn-i Sabit Ashab-ı Kiram'dan bize geldi. Ve nahnu nansibu fikâhen. Bizde fâh derler ki kuşun düşmesi için tuzak yaparlar. Tuzak yapıyorduk. Lena bil Medine.
bizim için tuzak yapıyorduk Medine-i Münevvere'de ki kuşları o tuzaklara bırakalım. Ferema biha, o tuzakları kaldırdı, attı. Ve kâle Zeyd ibn-i Sabit buyurdular ki, elem te'alemû, siz bilmediniz mi ki, enne Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resûl-i Kerim Efendimiz harreme seydaha, Medine'nin avını haram kıldı. Medine'nin harem hüdudu dahilinde av avlanmaz. Bunu bilmediniz mi diye dedi. Haddesena Ali ibn-i Mâbet, kâle haddesena Ahmed ibn-i İshâk el Hadrafiyyü demiş ama bu Hadrami olacak Allah-u Alem. Fi Hadrafi yok. قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن زيد diyor ki Peygamber Efendimiz buyurdular İbrahim aleyhisselam harrama Mekke, Hazreti İbrahim Mekke-i Mükerreme'yi haram kıldı ve dua lehum ehli Mekke'ye dua etti ki ya Rabbi sen bunlara bereket ihsan eyle dedi ve inni harramtul Medine, ben de Medine'yi haram kıldım ve da'utu lehum, ben de ehli Medine'ye dua ettim. Bi misli ma da'a bihi İbrahim, İbrahim aleyhisselamın dua ettiği gibi li ehli Mekke'te, orada elif fazla, li ehli değil. Ehli Mekke'ye İbrahim aleyhisselamın dua ettiği gibi ben de ehli Medine'ye dua ettim. Neyi dua ettim? Nasıl? En yübarike Cenab-ı Hak mübarek kıla lehum ehli Medine'ye fi sa'ihim ve müddihim. Sağ ve müd birer ölçektir. Dört müddün bir sağ. Onların sağında ölçeklerinde Cenab-ı Hak bereket vermesi için dua ettim. Diğer bir hadis-i şerifte geliyor ki İbrahim aleyhisselam Mekke'ye dua etti. Ben Cenab-ı Hakk'a dua ettim ki Medine'nin bereketini, Mekke'nin bereketini iki misli kılsın. Bu hadis-i şerifi burada almamış. Fakat burada maksat nasıl İbrahim aleyhisselam Mekke'yi mükerremede bir hudut tayin etmiş, burası haremdir demişse ben de Medine'de öyle bir hudut tayin ettim ve orayı haram kıldım. O da Ayr Sevr dağları arası, bir de iki harrenin arası, iki dağbenin arası. Haddesena Aliyyun kâle ahberene ibn Ebi Meryem kâle ahberena Muhammed ibn Cafer kâle ahbereni Amr ibn Yahya fezekere bi isnadihi mislehu. Aynen bu hadis-i şerifi zikreyledi Amr ibn Yahya. حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا قبيسة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال Hazreti Cabir dedi ki قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz buyurdular إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ İbrahim aleyhisselam حَرَّمَ بَيْتَ اللّٰهِ وَأَمَّنَهُ بَيْتُ اللّٰهِ حَرَمْ قِلْدِ وَأَمِنْ قِلْدِ وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَ Ben de Medine'yi haram kıldın, ma beyne la beteyha, iki taşlık arasını, harre-i şerfiye ve harre-i galbiye arasını. La yukta'u idaha, onun ağacı dikeni kesilmez. Ve la yusadu seyduha, avı da avlanmaz. Haddesena Yezid ibn-i Sinan, kâle haddesena Yahya ibn-i Sa'id el-Kattan. Ha ve haddesena Yunus, kâle haddesena Enes ibn-i İyad, an Sa'd ibn-i İshak. عن زينب بنت كعب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو سعيد الخدري diyor ki Peygamber Efendimiz حرم ما بين لابتي المدينة Medine'nin iki taşlık arazisi arasındaki kısmı haram kıldı ki en yoğdada şeceruha onun ağacının kesilmesini ev yuhbate yahut da kesmiyor da bir değneğine vuruyor dalını budağını kırıyor. Bunların ikisinden de Resulullah Efendimiz nehyeyledi ki Medine'nin haremidir. Medine hareminde bunlar olmaz. Haddesena Hüseyin ibn-i Nasrin ve Ali ibn-i Ma'bed kâle haddesena ibn-i Ebi Meryem kâle akberena Muhammed ibn-i Cafer kâle akbereni Utbet ibn-i Müslim Mevla beni Teymin Ennafi ibn-i Cübeyr en Rafi ibn-i Khadij radıyallahu anh enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rafi ibn-i Khadij ashab-ı kiramdan ve ensardan dediler ki Peygamber Efendimiz harreme haram kıldı ma beyne la beteyil Medine. Medine'nin harre şerfiye ve harre garbiye arasındaki hüdudi, bu ikisinin arasındaki arazi, hüdudi şerf ile garb arasında labeler oluyor. Burayı haram kıldı. Haddesena Salih ibn Abdirrahman, kâle haddesena el-Ka'nebiyyü, kâle haddesena Süleyman ibn Bilal, en Utbet ibn Cübeyr, en Mervan ibn el-Hakem, hatabe. Mervan ibn-i Hakem hutbe okudu diyor.
فَزَكَرَ مَكَّةَ وَحُرْمَتَهَا Mekke-i Mükerreme'yi zikreyledi, onun haram olduğunu zikreyledi ve ahlaha, onun ehlini zikreyledi. وَلَمْ يَذْكُرِ الْمَد۪ينَةَ وَحُرْمَتَهَا وَاَهْلَهَا Medine'nin ne ehlini ne onun haram olduğunu zikreylemedi. Mervan İbn Hakem, tabiinden birçok fitnelere sebep olan bir zat, Emeviler zamanında Medine-i Münevvere valisiydi. İşte o vali olduğu sırada hutbe okumuş, Mekke-i Mükerreme'nin haram olduğunu, avı avlanmaz, ağacı koparılmaz, işte onun ehli hakkındaki fazilet hakkındaki Peygamber Efendimiz ne buyurmuştu, onları beyan etmiş, Medine'yi hiç zikretmemiş. فَقَامَ رَافِي بْنُ خَد۪يجٍ Ensardan Rafi ibn-i Khadij radıyallahu anh ayağa kalktı. فَقَالَ Mervan'a dedi ki مَا لِي أَسْمَعُكَ Ne oldu ki ben işitmiyorum? زَكَرْتَ مَكَّةَ وَحُرْمَتَهَا وَأَهْلَهَا Sen Mekke'yi zikreyledin. Onun hürmetini, haram olduğunu zikreyledin. Onun ehli hakkındaki fazileti zikreyledin. وَلَمْ تَذْكُرِ الْمَد۪ينَةَ وَحُرْمَتَهَا وَأَهْلَهَا Medine'yi zikreylemedin. Medine'nin haramını beyan etmedin. Onun ehli hakkındaki fazileti beyan etmedin. وَقَدْ حَرَّمَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Halbuki Peygamber Efendimiz haram kıldı. مَا بَيْنَ لَابَتَيْهِ Medine. Medine'nin iki labesi, iki taşlık arazisi arasındaki kısmı haram kıldı. وَذَٰلِكَ bu Peygamber Efendimiz'in bu hadisi de عِنْدَنَا bizim indimizde mevcuttur. Ne de? فِي الْاَد۪يمِ الْخُولَانِيِّ Bir deri de fil edim deri parçasında. Öyle deri parçası ki el-Hulani. Hulan kabilesi tarafından şey edilmiş, tabak edilmiş. Bir deri de yazılı bizim evimizdedir dedi. İnşite eğer sen arzu edersense ekrau okuram. Gerisine orada bir yanlışlık var. Eğer dilersense ekrau leke olacak. Acayip bir şey yazmış. İstersense ben onu getireyim, sen okuyayım demek istedi. Orada metbe yanlışı var. İnşite akrauhu leke olacak. Yani ihtiyaten öyle yazın da daha başka bir nüsha bulursuksa İnşite akrauhu leke. İstersen gidip getireyim, sen okuyayım. Allah'ın böyle olacak. Şimdi Rafi ibn-i Khadij eshaptan ve ensardan Medine-i Münevvere'nin bir harem kısmı olduğunu, o da iki dâbenin hüdutları laberer olduğunu beyan ediyor. Haddesena Muhammed bin Huzeyme ve Fehdun. Kale haddesena Abdullah bin Salih. Hadi bakalım. Ha? Bir satır oldu. Bir satır. Nerede kaldık? Satır. Ha. Tamam. Fekale Mervan kad semi'tu. Mervan da dedi ki ben eşittim. Yani bunu da eşittim. O kadar. Ben onu göremedim. حدثنا محمد بن خزيمة وفهد قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني ابن الهاد عن أبي بكر بن محمد عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن رافي بن خديج رضي الله عنه yine Rafi bin Khadij'den rivayet ediyor أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz'i işitmiş zekere Mekke Mekke-i Mükerreme'yi zikretti Peygamber Efendimiz ثُمَّ قَالَ sonra Peygamber Efendimiz buyurdular ki İnne İbrahim aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam harrama Mekke. Mekke'yi haram kıldı. Onun hüdutlarında beyan etti. Ve inni harramtu ben de haram kıldım. Ma beyne labeteyha onun iki labesinin arası. Hazemiri nereye raci onu da beyan ediyor. Yani Medine. Medine-i Münevvere'yi kastediyor ki Medine iki taşlık arasındadır. Birine harre-i şerkiye derler, birine harre-i garbiye derler. Arapçası bunlar labe. Bu iki labenin arasını ben haram kıldım. Haddesena Yunus kâle akhberana ibn Vehbin enne Malik'en haddesehu an Amr'in Mevla'l Muttalib an Anas ibn Malik radıyallahu anh enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle ala Uhud Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Uhud dağının üzerine çıktı. Fekâle dedi ki hâzâ cebelun bu Uhud bir dağdır. Yuhibbuna bizi sever. وَنُحِبُّهُ Biz de onu severiz. O da bizi sever, biz de onu severiz dedi. اللهم inni İbrahim'e Ya Rabbi İbrahim aleyhisselam harrama Mekke. Mekke'yi haram kıldı. وَاِنِّي ben de uharrimu haram kılıyorum مَا بَيْنَ لَا بَتَيْهَا Medine'nin iki labesi arasını haram kılıyorum dedi.
حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا الكعنبي قال حدثنا عبد العزيز الدراوردي عن عمرو عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. Yine Enes İbni Malik'ten aynı hadisi şerifi başka bir senetle İmam-ı Tahavvüz zikreyledi. Haddesena Muhammed ibn-i Huzeyme, kâle haddesena Sa'id ibn-i Mansur, kâle haddesena Yaqub ibn-i Abdirrahman, en Amr ibn-i Ebi Amr, en Enes'in radıyallahu anhu, en Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem mislehu. Aynı hadisi şerifi İmam-ı Tahavvüz başka bir senetle daha ispat ediyor. Haddesena Ebu Ümeyye, kâle haddesena Ubeydullah ibn-i Musa, kâle haddesena Hasan ibn-i Salih, en Asim'in kâle se'eltu Enes'e radıyallahu anh. Ben Hazreti Enes'e sordum. Ekanen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem harramel Medine. Peygamber Efendimiz Medine'yi haram kıldı mı? Fekâle na'am. Haram kıldı dedi. Hiye Medine haramun. Haramdır min ledün keza ila keza. Şuradan şuraya kadar. Keza keza demesi burada mutlak. Yani beyan etmiyor. Fakat öteki hadisi şerifler beyan etti ki cenub şimaldan Sevr ve Eyr dağları arası. Şerh garbi itibariyle de iki harrenin arası. Haddesena Muhammed bin Huzeyme, kâle haddesena Haccac, kâle haddesena Hammadun en Asim el-Ahvel, en Enes'in radıyallahu ta'ala, ennen Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem, mislehu, aynen bu hadis-i şerifin mislini rivayet eyledi. Haddesena ibn Ebi Davud, kâle haddesena Süleyman ibn Harb, kâle haddesena Hammad ibn Zeyd, en Asim'in en Enes'in radıyallahu anhu, ennen Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem, Enes ibn Malik diyor ki, Peygamber Efendimiz, harramel Medine. Medine'yi haram kıldı. Ma beyne keza ila keza. İşte şuradan şuraya kadar hudutlarında söylüyor. O arayı haram kıldı. En la yu'tada şeceruha. Onun ağacı kesilmesin. Çünkü haram oldu mu ağacı kesilmez. Avı da avlanmaz. Haddesena Ebu Ümeyye'te. Kale haddesena Ubeydullah. Kale akberena şuriken Asim-ül Ahvel. قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وزاد. أنس بن مالك'ten عاصم الأحول rivayet etmiş olduğu hadis aynı hadis ve ziyade de var. Ziyadesi de şu. فمن أحدث فيها her kim Medine haremi dahilinde bir şey ihdas ederse hadesen bir hades yani sünnete muhalif bir bid'at ihdas ederse dine muhalif olan bir şey فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ Allah'ın laneti, meleklerinin laneti, bütün nasın laneti onun üzerine olsun dedi. حَدَّسَنَا يُونُسْ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّسَنِي مَالِكَ عَنْ اِبْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ اِبْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ كَانَ يَقُولُ Bu hadiste Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet ediyor ki derdi لَوْ اَنِّي رَيْتُ الظَّبَاءَ Ben Ahu'yu görsem ki tertu bil Medine, Medine'de otluyor. Ahu'yu görsem ma za'artuha ben onu ürkütmem. Ne için? Lenni semi'tu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ben Peygamber Efendimiz'i işittim. Kale buyurdu. Ma beyne labeteyha haramun. Onun iki labesi arası haramdır. Yani orada av avlaması caiz değildir. Binaenaleyh Ahu dedikleri yani yaban geçisi yahut da ceylan herhangi bir hava olursa olsun onu ürkütmem dedi. Haddesena ibn Ebi Davud kâle haddesena İbrahim ibn Hamzete Zübeyriyyü kâle haddesena Abdülaziz ibn Ebi Hazim en Kesir ibn Zeyd enil Velid ibn Rabah en Ebi Hureyre'te radıyallahu anhu enne Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kâl. Yine Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki Peygamber Efendimiz buyurdular inni İbrahim harreme Mekke. İbrahim Aleyhisselam Mekke'yi haram kıldı. Ve inni uharrimul Medine. Ben de Medine'yi haram kılıyorum. Bi misli ma harram. Hazreti İbrahim nasıl Mekke'yi haram kıldıysa ben de Medine'yi öyle haram kılıyorum. Kale Ebu Hureyre diyor ki ve nehen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz nehyeyledi. En yu'tada şeceruha ev yuhbata. Medine-i Münevvere'nin haram hududi dahili, haram beyan edildiği yerde bir ağacın kesilmesini yahut da onun dalının budağının kırılmasında nehyeyledi ev yuhatı teyruha yahut da orada bir av kuşunun tutulması. Şimdi Mekke'de de böyledir. Harem hüdudi dahilinde kendi başına bitmiş bir ağaç olursa ona dokunması haramdır, caiz değildir. Ve kendi dikmiş olursa onu kesmesi caizdir.
sebze ot da böyle. Kendi dikerse, beslerse kesebilir. Ama kendi başına bitmişse kesilmez. Şimdi bu Mekke'de var. Medine'de de olduğunu bu hadisi şeriflerle bu ispat ediyorlar. Kâle Ebu Cafer, İmam-ı Tahavi buyurdular ki فَذَهَبَ قَوْمٌ Ulemadan bir kısmı zahip oldular. Neye? İlâ تَحْرِيمِ سَيْدِ الْمَد۪ينَةِ Medine-i Münevvere'nin avının tutulmasının haram olduğuna, av avlanmasının haram olduğuna zahip oldular. Ve tahrimi şeceriha, ağacının da haram olmasına zahip oldular ki kendi başına biten bir ağaç kesilmez dediler. Ve cealuha fi zalik, bu meselede Medine'yi kıldılar ki Mekke'de Mekke gibi. Fi hürmeti sayidiha ve şeceriha, avının avlanmasının haram olduğunda, ağacın kesilmesinin haram olduğunda Medine'yi de Mekke gibi kıldılar. Ulemadan bir zümre bu. Ve kalu, bu zümre dediler ki men feale min zalike şeyen, her kim bir ağacı keserse, bir avı avlarsa fi harami Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah Efendimizin hareminde, Medine haremi dahilinde, halle selebuhu, onun üzerindeki eşya helal olur. Limen vecedehu, bir adam için ki o buldu. Vecedehu, öteki adamı buldu. Yef'al zalik, işler. Baktı ki bir adam gitmiş av avlıyor. Bir adam da onu avlarken gördü. Hemen üzerindeki elbisesini alsın, ona helaldir. Yahut bir ağacı gitti ki kesiyor. Öteki adam hemen onun üzerindeki eşya ne varsa hepsini alsın, helaldir dediler. وَحْتَجُّ فِي ذَٰلِكَ بِهَذ۪ي الْأَسَارِ Hüccet olarak da bu okuduğumuz hadisi şerifleri delil getirdiler ki bak bu kadar hadisi şerif var. Medine'nin de haremi vardır. Binaenaleyh o harem dahilinde av avlamak haramdır, ağaç kesmek haramdır. Her kim tesadüf ederse öteki adamı soysun. Soysun, soğana çevirsin. Nesi varsa üzerinden alsın. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَٰلِكَ آخَرُونَ Ulemadan diğer bir kısmı bunlara muhalefet ettiler. فَقَالُوا dediler ki اَمَّا مَا زَكَرْتُمُهُ مِنْ تَحْرِيمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اَمَّا sizin zikrettiğiniz ki Peygamber Efendimiz haram kıldı, böyle diyorsunuz. Neyi haram kıldı? Seyde Medine'ti ve şeceraha, Medine'nin seyde haramdır, ağacının kesilmesi haramdır. Bunu böyle zikrettiğiniz, buna gelince فَقَدْ كَانَ فِعَلَ ذَلِكَ bunu işlemek oldu. لَيْسَ اَنَّهُ جَعَلَهُ كَحُرْمَةِ سَيْدِ Mekke. Resulullah Efendimiz'in böyle demesi Mekke'nin avının haram olması gibi o manaya değildir. وَلَا كَحُرْمَةِ شَجَرِهَا Mekke'nin ağacının hürmeti gibi değildir bu. وَلَاكِنَّهُ اَرَادَ بِذَلِكَ Peygamber Efendimiz bu sözüyle murad etti. بَقَاءَ زِينَةِ الْمَد۪ينَةِ Medine'nin zinetinin bekasını murad etti. Yani İbrahim Aleyhisselam onu nasıl haram kıldıysa ben de buraya böyle bir harem hüdudu tayin ettim. Fakat hüküm de onun gibi değildir. Niçin Resulullah Efendimiz böyle diyor? Yani Medine'nin ağaçlarını kesmeyin. Avlarını avlamayın ki Medine zinetli kalsın. لِيَسْتَطِيبُوهَا وَيَأْلَفُوهَا Çünkü Mekke'den geldiler. Medine'yi hoş bulmadılar. Medine'nin havası ağır geldi. Siz öyleyse ağaçlarını kesmeyin. Avlarını avlamayın ki Medine'de etrafı ağaçlık, hayvanlar çok. Sizin hoşunuza geçsin, siz ona alışasınız diye bunun için emretti. Fakat şimdi bunu diyor ama ötekilerin elinde bu kadar hadisi şerif var. Bir hadisle olur bu. Şimdi bu evet Medine zinetli kalsın diye etti diye bu deva ispat etmek lazım. Neklen ispat etmek lazım. وَقَدْ رَيْنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Şimdi bu devayı teyit etmek için diyor bak Medine-i Münevvere'nin zinetli olmasını Resulullah Efendimiz murad etti. Bak bunun bir delili var. Biz Resulullah Efendimiz'i gördük. مَنَعَ مِنْ هَدْمِ اَعْتَامِ الْمَد۪ينَ Medine-i Münevvere'de süni tepeler yapılmıştı. Onlara atam derler. Bunların sökülmesini men etti. Sökmeyin böyle kalsın. وَقَالَ dedi ki اِنَّهَا زِينَةُ الْمَد۪ينَ Bu topraktan yapılmış köme köme öyle dağ şeklinde, tepe şeklinde yapılmış. Bunlar Medine'nin zinetidir. Bunları sökmeyin dedi. Sökülmesin dediğinin sebebi bir faydası olduğundan dolayı değil. Ya Medine'ye zinet veriyordu onun için. Rivayette de bunu ispat ediyor. Haddesena Ali ibn Abdurrahman, قال حدثنا يحيى بن معين, قال حدثنا وهب بن جرير عن العمري النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما, قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا امبر فنزنه الذي ان اتام المدينه ان تهتم.
Medine'nin tepelerinin yıkılmasından nehyiledi. Haddesene ibn Ebi Davud kâle, haddesene İshak ibn Muhammedin el-Fervi kâle, haddesene el-Amri fezekere bi isnadi mislehu. İmam-ı Tahaviye bu hadisi şerifi Ali ibn Abdurrahman rivayet eylediği gibi İbn Ebu Davud da rivayet ediyor. Haddesena Yezid ibn Sinan, yine İmam-ı Tahavi diyor ki Yezid ibn Sinan bize rivayet eyledi. Kale haddesena ibn Ebi Meryem, kale akberena Abdülaziz ibn Muhammedin el-Deraverdiyyü. Kale haddeseni Abdullah ibn Nafi' an ebihi an ibn Umar radıyallahu anhuma. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kale, Peygamber Efendimiz buyurdular. La tehtimu, yıkmayınız. El atama, tepeleri. Fe inneha u atam zinetül medine, Medine'nin zinetidir. Onlar Medine'nin zinetidir. Onları yıkmayınız. Haddesena Ruh ibn el-Ferj, kâle haddesena Ebu Mis'ab, kâle haddesena el-Deraverdi fe zekere bi isnadihi mislehu. Aynı hadisi şerifi bu senedi zikrederek Ruh ibn el-Ferj'de ziyade eyledi, rivayet eyledi. Efela tera, sen görmez misin ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz nehahum, ashab-ı kiram nehyiledi an hedmi atamil medine, Medine'nin tepelerinin yıkılmasından nehyiledi. Niçin? لَاَنَّهَا زِينَةٌ لَهَا. Çünkü o tepeler Medine'nin zinetidir. Onun için yıkmayınız diye emreyledi. قَالُوا, bu ikinci zümre sahipleri dediler ki فَكَذَٰلِكَ, böylecedir. مَا نَهَاهُمْ عَنْهُ, Peygamber Efendimiz'in nehy eylemiş olduğu şey. Neden? مِنْ قَتْءِ شَجَرِهَا وَقَتْلِ سَيْدِهَا, Medine'nin ağaçlarının kesilmesinden, avının avlanmasından nehyettiği de böylecedir. اِنَّمَا هُوَ, bu nehy. Niçin nehyiledi? لَاَنَّ ذَٰلِكَ زِينَةٌ لِلْمَد۪ينَ, onlar Medine'nin zinetidir. Onun için emreyledi. فَاَرَادَ sallallahu aleyhi ve sellem, murad etti ki اَنْ يُتُرَكَ لَهُمْ, nasa terk edile fiha, Medine'de zinetu, Medine'nin zineti. Medine'nin etrafı o iki harra arasındaki arazi de ağaçlar olsun, yabancı hayvanlar olsun, bunun için emreyledi ki öldürmeyin, kesmeyin. Ne için? لِيَأْلَفُوهَا, alıştınlar. Mekke'den geldiler. Medine'yi hoşlanmadılar. Bunlar böyle zinetli olsun da Medine'ye alıştınlar. وَيَطِيبَ لَهُمْ بِذَٰلِكَ سُكْنَهَا, Medine'yi alıştınlar da Medine'de kalmak onlara hoş olsun. Bunun için emredildi. لَا لِأَنَّهَا تَكُونُ فِي ذَٰلِكَ, yoksa bu nehi de Medine olsun diye değil. Kemekke'de Mekke gibi olsun diye bunu emretmedi. Nerede? فِي حُرْمَةِ صَيْدِهَا ve nebatiha, onun seydi haramdır, otunu koparmak haramdır. Ve vücubil cezai, cezanın vücubunda alâ men intehake hürmete şeyin min zâlik, bunlardan birisini yaparsa, avını avlarsa, ağacını keserse ceza lazım gelir. Mekke'de peki sümme nezarına diyor, sonra baktık ki hel necidu anin nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem fî zâlike delilen ahir, başka bir delil bulabilir miyiz? Çünkü bu zikretmiş olduğu öteki tarafı ikna etmez. Öteki taraf diyor ki Resulullah Efendimiz'in muradi bu olduğunu ne biliyorsun sen? Biz bu kadar hadisi şerif rivayet eyledik. Medine'nin haremi de Mekke'nin haremi gibidir. Sen de diyorsun ki hayır, Peygamber Efendimiz Mekke'nin haremi gibi kılmadı. Yani bunları yapmayın ki Medine zinetli kalsın, memur olsun. Bunu murad etti. Ama Resulullah Efendimiz'in böyle murad ettiğini ne biliyorsun? Bu onlara cevap vermez birinci zümreye. Onun için diyor, araştırdık ki başka bir delil bulabilir miyiz bizim bu devamımızı tekviye edecek. Öyle delil ki yedullüne ala ma zekirne, bizim zikrettiğimiz bu davaya delil olabilir. Yani Resulullah Efendimiz'in emri Mekke'nin haremi gibi değildir. Medine zinetli kalsın diye avını avlamayın, ağacını kesmeyin dedi. Feizen İsmail ibn Yahya'l Müzeni, baktık ki İmam-ı Şafii'nin talebesi Müzeni kat haddesena, bize rivayet ediyor ki bu İsmail ibn Yahya'l Müzeni İmam-ı Tahavi'nin dayısıdır. İmam-ı Şafii'nin de talebesi. Zaten İmam-ı Şafii'nin mezhebini Mısır'da neşreden zat bu. Kat haddesena, bize rivayet eyledi. Kale karana ala Muhammed ibn İdris el-Şafii. Biz İmam-ı Şafii'ye kıraat ettik. Yani biz okuduk, o dinledi. O da kimden rivayet eylemiş? Enis Sakafiyyi an Hamid al-Tabil an Anas ibn Malik radıyallahu anhu. قال Anas ibn Malik buyurdular ki kana li Abi Talha ibnun min Ummi Selim. Ummi Selim denilen bir kadından Ebu Talha'nın bir oğlu vardı.
yukalu lehu Ebu Ümeyr. Ona da Ebu Ümeyr derdiler. Ve kana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yudahikuhu. Peygamber Efendimiz onunla şakalaşır idi. O çocukla şakalaşır idi. İzade hale. Peygamber Efendimiz geldi, o çocuğu gördü mü ona şaka yapardı. Ve kâne lehu nugayr. Onun da bir kuşu vardı. Kuşa da nugayr derdiler. Küçük bir kuş. Fedekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir defa yine Resulullah Efendimiz geldi. Ferâ'a Ebu Ümeyr'in hazinen. Baktı ki çocuk mehzun Ebu Ümeyr. Fekâle mâ şânu Ebi Ümeyr. Sordu ki bu Ebu Ümeyr niye mehzun? Fekîle denildi ki ya Resulullah mâ tenugayruhu. Onun nugayr denilen o kuşu vefat etti. Öldü. O çocuk da onu seviyordu. Onun için mehzun. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz ona dedi ki Ebu Ümeyr ma fealen nugayr. Ebu Ümeyr nugayr ne oldu? Nugayr ne işledi? Ölmüş gitmiş ya. Şakalaşıyor. E şimdi bunda ne çıkıyor? Kuşu tutmuş çocuk avdur. Onu evde besliyor. Eğer Mekke gibi olsa haram. Bu çocuğun velilerine dedi ki bu çocuğu, bu kuşu azat edin. Bak demedi. Bu çocuk o kuşuyla oynadı, kaldı, sonunda da vefat etti. Evet, bundan anlaşılıyor ki Medine'nin haremi Mekke'nin haremi gibi değildir. Haddesena Yunus, kâle ahberene ibn-i Vehbin, kâle ahbereni Yahya ibn-i Eyyub, en Hamid, en Enes'in radıyallahu anhu, kâle kâne l'Ebi Talhata ibn-i. Ebi Talha'nın bir oğlu vardı, Yuda Ebu Ümeyr. Ebu Ümeyr diye çağrılırdı. Fekâne lehu nugayr. Onun bir nugayr cinsinden bir kuşu vardı. Fekâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem izâdehal. Peygamber Efendimiz o eve geldiği vakitte gâle buyururdu ki ya Ebu Ümeyr ma fealen nugayr. Çocuğa sorardı, ey Ebu Ümeyr nugayr ne halde? Kuşun ne alemde? Derdi. حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال قال سمعت رسول أنس بن مالك رضي الله عنه يقول أنس بن مالك اشتم dedi ki كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالطنا أنس بن مالك 10 yaşındayken anası getirdi Peygamber Efendimize hizmetçi olarak verdi. Enes bin Malik de çocuk gider çocuklarla oynardı. Diyor ki biz çocuklarla oynarken Peygamber Efendimiz de gelir bize karışırdı. Yuhalituna bize karışırdı diyor. Hatta yekulu le ahilli sagir. Benim küçük bir kardeşim vardı ki işte bu Ebu Ümeyr. Enes İbni Malik'in küçük kardeşi. Ya Ebu Ümeyr ma fealen nugayr. Çocukların arasında gelir ona böyle şaka yapardı. Haddesena Fatun kâle haddesena Ebu Naim. Kâle haddesena Umaretü bin Zazan. En sabitin an Enes'in radıyallahu anhu kâle. Kâne li ahun. Hazreti Enes diyor ki benim bir kardeşim vardı. Fekâne nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem yestakbiluhu. Peygamber Efendimiz ona karşıladı mı? Ve yekûlu karşıladı onu derdi. Ya Ebu Ümeyr ma fealen nugayr. Böyle derdi. Kâle Ebu Cafer İmam-ı Tahavi diyor ki fehâzâ işte bu. Kad kâne bil Medine. Medine'deydi. O çocuk Ebu Ümeyr o kuşu tutmuş. Onu hapsetmiş. Onunla eğlenirdi. E bu da Medine'de idi. وَلَوْ كَانَ حُكْمُ صَيْدِهَا كَحُكْمُ صَيْدِ مَكَّةِ Medine'nin avının hükmü, Mekke'nin avının hükmü gibi olsaydı اِذَنْ لَمَا أَطْنَقَ لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ سَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ حَبْسَ النُّغَيْرِ Peygamber Efendimiz ona Nugayr'ı hapsetmeyi tecviz etmezdi. Bu avdur, bunu bırak derdi. وَلَلِّعْبَ بِهِ Onunla oynamayı da tecviz etmezdi. Kemala yutla kuzalike bir Mekke. Mekke'de caiz olmadığı gibi. Mekke'de bir kuşu tutsun da bir av kuşunu oynasın. Buna müsaade yok. O çocuğun aklı kesmiyorsa onun verisinin boynuna boştur. O kuş alacak, elinden bırakacak. Bak, Ebu Ümeyr o kuşuna oynardı. Peygamber Efendimiz de şaka yapardı. O çocuğa da bu kuşu bırak demezdi. Fekâle gâilun. Bir adam yetiraz etse dese ki fekâd yecûden yekûne hâde kâne bi kubâd. İtiraz edem dese ki bu Ebu Talha Kuba'da dururdu. Ebu Ümeyr de Kuba'daydı. Peygamber Efendimiz orada gider o çocuğa ya Ebu Ümeyr ma fealen nugayr derdiler. Bu Kuba'da olurdu. Ve zâlikel mevdi gayrul mevdi'il muharrem. Kuba haram kılınan yer değildir. Yani Medine-i Münevver'in haremi dahilinde değildir. Fela hüccete leküm fî hâdel hadis. Bu hadiste sizin için bir hüccet yoktur diye itiraz etti. Yarın da bunun cevabını verelim. Vallahi Teala alem.
ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem el Fatiha. فَنَزَرْنَا هَلْ نَجِدُ فِي مَا سِوَى هَذَا الْحَدِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَى شَيْءٍ مِنْ حُكْمِ صَيْدِ الْمَد۪ينَ. Dünkü ders kaldığımız yer Medine-i Münevvere'nin haremi vardır. Fakat Mekke'nin haremi gibi midir? Yoksa farklı midir? Ülemanın bir kısmı Mekke-i Mükerreme'nin haremi gibidir. Hüküm de aynıdır dediler. Bir kısmı dediler ki hayır, farklıdır. Medine'nin de harem var, hududu var ama fakat farklıdır. Mesela Mekke'nin hareminde av avlanmaz. Fakat Medine'nin hareminde av avlanır. Birinci kısım avlanmaz dedi, ikinci kısım avlanır dedi. Birinci kısım birçok hadisler zikretti. İkinci kısım da onlara cevap verdi ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Eba Ümeyr ismindeki bir çocuğun Nugayr isminde bir kuşu vardı. Gelir ya Eba Ümeyr ma feale Nugayr der idi. Halbuki Nugayr bir kuştur. O kuş da vahşi, yani avlanmış. Eğer Medine'de av haram ise o kuşu salivermesi lazımdı. Peygamber Efendimiz bu kuşu saliverin der idi. Demedi. Demediğine göre bak Mekke'de av avlamış, çocuk kuşu avlamış, onu besliyor. Hatta bir gün geldi, baktı ki çocuk mehsun. Niye bu Eba Ümeyr mehsun? Dediler ki bunun kuşu öldü. Onun için mehsun. Ona da cevap veriyor, itiraz ediyor. Diyor ki Eba Ümeyr Kuba'da sakin idi. Kuba Medine hüdutları dahilinde değil. Orası başka bir yer. Yani bu gerçi, bu sual yerinde de değil. Çünkü hüdudi Peygamber Efendimiz Sevr'den Eyre, sonra labelerin ikisinin arasında tayin etti. Medine hüdudi. Sevr'ünen eğir, bir bu cehennem dağı, birisi de Sevr'de Cebel-i Hud'un arkasında bir dağ. Şimal cenub itibariyle Bahre-i Harem. Şerh garbi itibariyle de labeler. Kuba bunların dördünün arasında, hüdud dahilinde. Zaten itiraz yerinde değil dedi. Fakat o Medine'nin haricinde ya dedi. Binaenaleyh senin bu dediğin bu doğru değildir. O Nugayr meselesi delil olmaz diye itiraz etti. Öyleyse diyor fenezerna, biz nezer ettik ki hel necidu, bulabilir miyiz fîmâ sivâ hâdel hadîs, bu hadisten başka bir yerde ma bir şey bulabilir miyiz ki yetüllü delalet eder alâ şeyin, bir şeye min hükmü seydil medine, Medine-i Münevvere'nin avi hakkında başka bir hüküm, başka bir hadiste bulabilir miyiz? Bu Ümeyr hadisinden başka. Feizen Abdurrahman ibn Amr ed-Dimişkiyyu ve Fehd ibn Süleyman kad haddesana kala haddesana Ebu Nuaym kala haddesana Yunus ibn Ebi İshak en Mücahidin kala kalet Aişe radıyallahu anha. Diyor aradık, bir de baktık ki Abdurrahman ibn Amr ed-Dimişki rivayet ediyor. Evet, senedi Hazreti Aişe'ye kadar çıkarıyor ki Hazreti Aişe radıyallahu anh buyurdular ki كَانَ لِعَالِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَحْشٌ. Peygamber Efendimiz'in ehli beytinin bir vahşi hayvanı vardı. Evde beslenen bir vahşi hayvan vardı. فَاِذَا خَرَجْ çıktığı vakitte لَعِبَ وَاشْتَدَّ bu hayvan, Resulullah Efendimiz çıktı gitti mi çıkar oynardı, sağa sola koşardı. وَاَقْبَلَ وَاَدْبَرْ ileri gider geri gelir. فَإِذَا أَحَسَّ بِرَسُولِ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَنَّهُ قَدْ دَخَلْ hissetti ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eve girdi. Bunu o hayvan hissetti mi? رَبَدَ derhal yuvasına gider, orada siner. فَلَمْ يَتَرَمْرَمْ hiç hareket edip ses çıkarmaz. Orada siner kalırdı. Ne için? كَرَاهِيَةً يُوذِيَهُ korkardı ki Resulullah Efendimiz ona izah eder diye korkusundan gider gizlenirdi. Şimdi bu hadisi şerif delil oluyor. Fahada bil Medine diyor. Sen haydi Kuba'ya itiraz ettin. Bu Medine'de oldu. Peygamber Efendimiz'in kendi evinde vahşi bir hayvan. Yalnız onun ismini zikretmiyor. Acaba o vahşi hayvan neydi? Vahşi hayvan yani av hayvanlarından birisi. Peygamber Efendimiz'in evinde duruyor. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çıktı mı hayvan serbest çıkıyor, geziyor, azıyor, oynuyor. Fakat Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem içeri girdi mi gizleniyor. Peygamber Efendimiz bunu biliyordu. Bildiği halde bunu niçin saklıyorsunuz, bu haramdır demedi. Demediğine göre demek Medine'de av avlamak caizdir.
Fahada bilmediğin işte bu Medine-i Münevvere'deydi. Fî mevdi'in bir mevzideydi ki feddehele fî mâ harreme minhâ. Peygamber Efendimiz'in haram kılmış olduğu mevzideydi. Avlanmaz ben haram kıldım dediği yerdeydi. وَقَدْ كَانُوا يَأْوُونَ ف۪يهِ الْوَحْشِ. Evet, orada diyor vahşi hayvanları gelirdiler, alırdılar. وَيَتَّخِذُونَهَا. Onları gelir evlerde ittihaz eder, beslerdiler. وَيُغَلِّقُونَ دُونَهَا الْبَابِ. O hayvanı içeri koyup kapıyı da üzerine kapatırdılar. Yahut da bir hayvan eve böyle vahşi hayvan bir geldi zaman kapıyı kapatır, onu da avlar, orada avlardılar. Yahut dışarıdan tutar getirir, evde beslerdiler, kapıyı da kilitlerdiler ki kaçmasın. Fakat dalla hada iza, işte bu hadisi şerif de yukarıki Ebu Umeyr'in hadisi gibi delalet etti. Neye? Ala enne hükmel medineti fi zalik. Bu av meselesinde Medine-i Münevvere'nin hükmü hilafı hükmü Mekke, Mekke'nin hükmünün hilafıdır. Yani avı avlanabilir, ağacı kesilebilir, otu koparılabilir. وقد حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا ابن ابي قتيله المدني قال حدثنا محمد بن طلحه التيمي عن موسى بن محمد بن ابراهيم عن ابيه عن سلمه بن الاكوع اصحابتن سلمه بن الاكوع dayandı bu hadisi şerif. O rivayet ediyor ki meşhur Selemet bin Ekva koşmada çok meşhurdu, hatta atlıdan daha fazla koşardı. اَنَّهُ كَانَ يَصِيدُ. Bu ava giderdi Hazreti Seleme. وَيَاتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِنْ صَيْدِهِ. Avundan Peygamber Efendimiz'e de getirirdi diyor. فَأَبْتَى عَلَيْهِ. Peygamber Efendimiz'e uğramadı, bir müddet gecikti. ثُمَّ جَاءَ. Sonra geldi Peygamber Efendimiz'e. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Peygamber Efendimiz Seleme'ye dedi ki مَا الَّذِي حَبَسَكْ. Ne şey seni hapsetti? Epey bir zamandır benim yanıma uğramadın. Fekale, Seleme dediler ki ya Resulallah intefa annes seyit. Seyit bizden müntefi oldu, yok oldu. Yani avı avla aradık, av bulamadık. Evet. Fesirna nesidu ma beyne neptin ila kanah. Buralarda av bulamadık da biz nep denilenle bir de kanah denilen yerin arasına kadar gittik. Da oraya kadar oralarda av avladık. Biraz uzağa gitmiş. Onun için geciktim dedi. Fekala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz buyurdular ki Ema inneke levkünde tasidu bil akik. Eğer sen vadi-i akikte av avlasa idin leşeyyatüke, ben seni teşyi ederdim. İza zehepte gittiğim vakitte seni uğurlardım. Ve telakkaytuke izâ cîd. Oradan geldiğim vakitte de sana karşı çıkardım. Fe inni uhibbul akik. Çünkü ben Vadi-i Akik'i severim dedi. E şimdi Vadi-i Akik Medine-i Münevvere'den. Peygamber Efendimiz uzaklara gidiyorsun. Vadi-i Akik'te av avlasan, ben Vadi-i Akik'i sevdiğimden dolayı hem giderken seni uğurlardım hem de geldiğin vakitte seni karşılardım. Peygamber Efendimiz Medine'de av haram olsa bu nedir miydi Hazreti Seleme'ye? Demezdi. Demek ki bak bu da delalet etti ki Medine'de av avlanabilir. Haddesena Hüseyin ibn-i Nasrin kâle haddesena Naim ibn-i Hammad kâle haddesena Muhammed ibn-i Talhat-i-Teymi an Musa ibn-i İbrahim-i-Teymi an ebihi an ebi Selamet ibn-i Abdirrahman an Selamet ibn-i Ekva. Yine Hazreti Seleme'den rivayet ediyor radıyallahu anh. عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنبار فنمزدن مثله بحديث شريف عينني. يعني إمام التحاوي يقارك حديث شريف ابن أبي داودن روايته لدي سلمة بن الأكوان حديثيني. بني دا ين سلمة بن الأكوان حديثيني حسين بن نصر طريق روايته لدي بير حديثين 2 سنة دولدي 2 سنة دولنجة حديثين سنة دي قوت دولر. حدثنا أحمد بن داود ين 3. بير senet daha getiriyor ki İmam-ı Tahavi diyor ki Ahmed İbn Davud bana rivayet eyledi. Kale ahberena İbrahim İbn Münzir el-Hizami. Kale haddesena Muhammed İbn Talha. Kale haddeseni Musa İbn Muhammed İbn İbrahim İbn el-Haris İbn Halid el-Teymi. Sümme zekere bi isnadihi mislahu. Aynen bu isnad ile
Selemet ibn-i Lekva'den bu hadisi şerifi rivayet eyledi. Öyleyse şimdi 3 senedir İmam-ı Tahavi bu hadisi şerifi rivayet eyledi. Fefi hadel hadis. Bu hadisi şerifte de orucudur. Ma bir hüküm orucudur ki yedullu delalet eder. Ala ibahati saydil medineti, Medine-i Münevvere'nin avunun avlanmasının mübah olduğuna delalet eder. Ela tera, sen görmez misin? Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz gaddelle selemete, Selemet ibnül ekve'e delalet etti. Yani ona gösterdi. Ve huve biha. Halbuki o da kendisi de Medine'de, Selemet'e Medine'de ona delalet etti. Neye? Ala mevdi es-seydi. Avun yerine. Git bak Vadi-i Akik'te avla. Orayı gösterdi. Ve zâlike la yahillu bi Mekke. Halbuki avun yerini öğretmek Mekke'de caiz değil. Mekke'de av avlamak caiz olmadığı gibi filan yerde av vardır, git avla demek de caiz değildir. Mekke'nin hareminde av avlamak, ava işaret etmek, ava delalet etmek hiçbiri caiz değildir. İşaret ki avcı avı avlayacak, o göremedi. Birisi yanında gördü, bak bak diye av dedi. O da haram. Yok, görmedi de filan yerde avlar vardır. Geçsen orada avı bulursan ona da delalet derler. Bu da haramdır. Bak, halbuki Medine'de Selemet ibn-i Lekve avın yerini Peygamber Efendimiz delalet ediyor. Diyor ki Vadi-i Akik'te git avla. Eğer sen orada avlasan hatta ben bunu severim, seni teşhiye ederim ve istikbal ederim buyurdu. Bu hadisi şerif de delalet etti ki Medine'nin haremi Mekke'nin haremi gibi değildir. Ela tera, sen görmez misin? Enne racülen levdelle ve huve bi Mekke. Bir adam Mekke-i Mükerreme'de iken bir avın yerine delalet etse, avcıya dese ki filan yerde git av avla dese, racülen bir adama delalet etse, ala saydin bir ava, min saydiha Mekke-i Mükerreme'nin hareminin avlarından bir ava delalet etse, kâne âsimen, günahkar olur. فَلَمَّا كَانَتِ الْمَد۪ينَةُ ف۪ي ذَٰلِكَ. Bu mesele hakkında vaktaki Medine-i Münevver oldu. Ne oldu? لَيْسَتْ كَمَكَّةَ. Mekke gibi olmaz oldu. Sebete sabit oldu ki enne hükme saydiha, Medine-i Münevvere'nin saydının avunun hükmü hilafı hükmü saydi Mekke. Mekke-i Mükerreme'nin avunun hükmünün hilafınadır. Nasıl hilafına? Mekke'nin avunu avlamak haramdır. Medine'nin avunu avlamak haram değildir. Onun hilafı oldu. Ve fi hadel hadis eyda, yine bu hadisi şerifte orucudur. Bir hüküm daha çıktı bu hadis-i şeriften. O da ne? İbahatü sayyidil akik. Vadi-i akikin avunun avlanmasının mübah olması var. Bu da var. Yani başka bir rivayetlerde var ki Vadi-i akikte av avlamak haramdır. Diyor ki hayır. Bak bu hadis delalet ediyor ki Vadi-i akikte av avlamak halaldır. Ama buna itiraz edilir ki şimdi Vadi-i Akik Medine'nin haremi hududu dahilinde değildir. Harre haricindedir. Harre-i Garbiye'nin dışındadır. Harem hududunda değildir. Onu niçin delil getirdi bu hadisi? Vadi-i Akik'te av avlamak halaldı. Çünkü Medine-i Münevvere'nin harem hududu dahilinde değil. Ha, diyor ki o manada değil diyor. Mekke-i Mükerreme'de olsa bir adam. Bir adam da harem haricinde gidip de av avlayacak. Ona dese ki Mekke-i Mükerreme'de filan yere geçsen orada avı bulursun, avlarsın. Kendisi Mekke-i Mükerreme'de olduğundan avlayacak avın yeri helal yer olsa bile caiz değil. Ona delalet etmek caiz değil. Eğer Medine-i Münevvere'nin hükmü de Mekke-i Mükerreme gibi olsaydı Peygamber Efendimiz Hazreti Seleme'ye Medine-i Münevvere'nin içinde delalet ediyor. Git Vadi-i Akik'te avla diyor. Bu da caiz olmazdı. Bak caiz oldu. Peygamber Efendimiz ona delalet etti ya. Öyleyse Mekke'nin hükmü gibi olmadı. وَقَدْ رَوَيْنَا اَنْ سَعَدٍ فِي الْفَصِّ الْاَوَّلْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي ذَلِكَ. Biz Sa'd ibn Ebi Vakkas'tan bu mesele hakkında Peygamber Efendimiz'de birinci fasılda rivayet eyledik. مَا قَدْ رَوَيْنَا, rivayet eylediğimizi. فِي هَذَا, öyleyse bunda orucudur. مَا يُخَالِفُهُ, Hazreti Sa'd'ın rivayetine muhalefet orucudur. Birinci fasılda okuduk dünkü derste. Dedi ki Sa'd ibn Ebi Vakkas gitti kasrı, kendi kasrına gitti. O Vadi-i Akik'tedir Sa'd ibn Vakkas'ı. Gitti ki bir adam orada bir ağaç kesiyor.
O derhal onun üzerinde ne kadar eşya varsa aldı. Aldı getirdi. Ondan sonra o kölenin adamları geldiler. Hazreti Sa'd'a rica ettiler ki sen kölenin üzerindeki eşyayı almışsan ver. Dedi ki Resulullah Efendimiz'in bana vermiş olduğu bir şey ben size veremem dedi. Resulullah Efendimiz buyurdu ki her kimi görürsünüz ki Medine-i Münevvere'nin hareminde bir şey kesiyor, bir ağaç kesiyor yahut da bir av alıyor. Onun üzerindeki eşyayı alın. Sizin helal malınızdır. Ben de onu aldım. Vermem. Ama eğer arzu edersinizse kıymetini vereyim. Eşyayı vermem de. Şimdi o hadis, Sa'd ibn-i Vakkas'tan rivayet edilen o hadisinin o hadis birbirine muhalif oldu. Hazreti Sa'd ibn-i Ebi Vakkas orada Vadi-i Akik'te gördü bunu. Vadi-i Akik bir defa Medine-i Münevvere'nin tehdit edilen, tayin edilen hüdudu dahilinde değil. Fakat onun hadisinde anlaşıldı ki Vadi-i Akik'te de av avlamak haramdır. Ondan o çıktı. Hazreti Seleme'nin hadisinden de anlaşılıyor ki hayır. Vadi-i Akik'te av avlamak haram değildir. Resulullah Efendimiz ona bak delalet etti ki git orada avla dedi. Bu iki hadis birbirine muhalif oldu. فَاَمَّا مَا فِي حَدِيسِ سَعْدٍ Hazreti Sa'd'ın hadisinde olan şey مِنْ اِبَاحَةِ سَلَبِ الَّذ۪ي يَسَيْدُ صَيْدَ الْمَد۪ينَ Medine-i Münevvere'nin avını avlayan adamın selebi mübahtır, eşyası mübahtır, alın demesi. فَاِنَّ ذَٰلِكْ Bu mübah olmak meselesi. عِنْدَنَا Bizim indimizde وَاللّٰهُ عَلَمَ اللّٰهُ دَهَا عَلِمْ Allah-u Teala daha alimdir ki كَانَ ف۪ي وَقْتٍ Bir vakitte oldu ki, bir vakitte idi ki مَا كَانَتِ الْعُقُوبَاتِ Hukubat olmadıydı. اَلَّتِي Öyle hukubat ki تَجِبُ بِالْمَعَاسِ Masiyet sebebiyle vacip olan hukubat olmadıydı. Nerede? Fil emval mallarda. O vakıttaydı. Şimdi bazı o vakıtta bir adam bir iş işlerse ona ceza tereddüt eder. O ceza da mal ile telafi edilir. O hüküm İslamiyet'te yok idi. İşte o vakit idi. Peygamber Efendimiz öyle emretti. Fakat sonradan bir adam ceza işlerse o cezanın karşılığını mal ile öder. Mesela bir adam Mekke-i Mükerreme'de bir av avlarsa onu ne yapacak? O hayvan büyük hayvansa bir deve kurban edecek. Ceza olarak kesecek. Yok biraz ufaksa sığır, daha ufaksa koyun, daha ufaksa işte ona göre kıymetini verecek. Yani o ceza o av avlayan adamın elinden silahını almak değil de mal ile telafi edilirdi. Fakat ondan evvel onun cezası neydi? Gördüm ki bir adam av avlıyor. Onun üzerindeki eşyayı almak vardı. İşte Hazreti Sa'd'ın zamanında da böyleydi diyor. Bu oldu. Bu oldu ama fakat bu Hazreti Sa'd'ın hadisi delalet ediyor ki Medine'nin haremi Mekke'nin haremi gibidir. Selebini aldı. Sonradan o selep kalktı da mali bir ceza geliyor. Fark etmez. Medine'nin haremi var, Mekke'nin haremi gibi onların davası bu. Buna ne cevap vereceksin? Selebini alması evet, kabul ettik. Kabul ettik ki o vakitte mali ceza yoktu, onun için selebini alıyordu. Fakat sonradan değişti bu. فَمِنْ ذَٰلِكْ مَا قَدْ رُوْيَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي الزَّكَاتِ Zekatta rivayet edilen, yukarıda geçti, rivayet edilen mesele de böyle idi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslamiyet'in iptidasında her kim zekat vermezse onun zekatı alınır ve ceza da alınır idi. Ki ennehu kâle Peygamber Efendimiz buyurdu ki men eddâhâ tâ'i'an her kim zekati arzusuyla verdiyse verdi. Felehu ecruha onun sevabını da alır. Zekati verir, sevabını da alır. Ve men lâ her kim zekati kendi arzusuyla vermezse ehezunaha Peygamber Efendimiz buyurdu ki biz ondan alırız o zekati minhu ondan cebren alırız ve şatra malihi malının da yarısını alırız ceza olarak. Ceza olarak da malının yarısını alırız. Bu İslamiyet'in evvelinde vardı. Kim zekat vermezse Resulullah Efendimiz hem onun zekatını alırdı hem de malının yarısını alırdı. Ceza olarak kimse vermedi. Bu nesk edildi. Hayır zekatını alır. O kadar. Malın yarısı alınmaz. Ve ma ruvi anhu dahi Peygamber Efendimiz'den rivayet edilen şey de bundandır. Fîmen sereke semeren min ekmâmihi bir adam geçse de meyveyi çalsa meyvenin konulduğu yerlerden adam bahçesinde bir yerde meyveyi toplamış, koymuş. Köme köme etmiş. Oradan çalsa
enne aleyhi garamete misleyhi. O onun iki mislini ödeyecek. Hırsızlık ettiğinden çaldığı malın iki mislini ödeyecek. Fî nezâire min zâlik kesîretin. Daha bunun gibi bunların nezireleri var. Birçok hadislerde geçti. Ki kad zekernâhâ fî mevdiyâhâ. Biz yerinde bunları zikreyledik min kitabine. Hazır bu kitabımızda zekat basında bunları bahsettik. Diyor ki bunlar vardı İslamiyet'te. Onun için bir adam av avlarsa onun selebi eşyası alınırdı. Zekat vermezse zekat alınır, malının yarısı alınırdı. Çalarsa iki mislini öderdi. Sümme nusuha zalik. Bunlar nesk edildi. Fî vakti neskir riba. Riba ayeti geldi, nesk etti bunların hepsini. فَرُدَّ الْاَشْيَاءُ الْمَاخُوزَةُ اِلَى اَمْسَالِهَا. Öyleyse eşyalar, alınan eşyalar emsalına reddedildi. اِنْكَانَ لَهَا اَمْسَالٌ. Emsali varsa bir adam hırsızlık etti, mal aldı. Ne aldıysa aynen onu öder. Eğer onun misli varsa, yok misli yoksa وَيْلَا قِيمَتِهَا اِنْكَانَ لَا مِثْلَ لَهَا. Almış o, çalmış olduğu şeyin misli yoksa kıymetini öder. وَجُعِلَتِ الْعُقُوبَاتِ. Ukubat da kılındı. Fintihâkil harem. Haremi intihak. Haremin hürmetini bozmakta. Fil ebdâni. Vücutlarda kılındı. La fil emvâl. Mallarda değil. Hareme hürmet etmemiş. Ebdân ne demek? Yani ona manevi günah terettüp ediyor. Ceza terettüp ediyor. Mallarda kılınmadı. Evet. O av eynen onun mislini ceza olarak verecek. O başka. فَهَذَا وَتُمَا رُوْيَ فِي صَيْدِ الْمَد۪ينَةِ. İşte Medine-i Münevvere'nin avı hakkında rivayet edilen hadislerin veçi bu. وَاَمَّا حُكْمُ ذَٰلِكَ مِنْ تَرِيقِ النَّظَرِ. Kıyas tarikiyle bunun hükmüne gelince فَاِنَّا رَيْنَا مَكَّةَ حَرَامًا. Biz Mekke-i Mükerreme'yi haram gördük. Ki haremi var, orada av avlamak haram, ağacını kesmek haram, böyle gördük. وَصَيْدَهَا وَشَجَرَهَا كَذَلِكَ. Onun avı, ağacı, o da haram. Bunu kesmek de haram. Adama l-ihtilaf beynel müslümin fihi. Bu bir meseledir ki bunda Müslümanlar arasında ihtilaf yok. Mekke'nin haremi var. Orada günah işlenmez, avı avlanmaz, ağacı kesilmez. Bunda ittifak var, ihtilaf yok. Sümme re'eyna men erade duhule Mekke. Sonra biz bir adamı gördük ki Mekke'ye girmek istiyor. Lem yekun lehu an yedhuleha. O Mekke'nin haremine girmek onun için olmadı. İlla haramen, illa mührim olarak. Madem Mekke-i Mükerreme'nin haremi var, oraya girecek adam ihramsız giremez. فَكَانَ دُخُولُ الْحَرَمِ. Hareme girmek oldu. لَا يَحِلُّ لِحَلَالٍ. Halalda olan, ihramsız olan bir adam helal olmaz. Olmadı. كَانَتْ حُرْمَةُ صَيْدِهِ وَشَجَرِهِ كَحُرْمَتِهِ فِي نَفْسِهِ. Öyleyse kendisi helal olarak ihramsız girmesi helal olmadığı gibi onu avını avlamak, ağacını kesmek de ona helal olmak. Çünkü haremdir. Harem-i Mekke. Bu da müttefakun aleyh. Bunda da ihtilaf yok. Ve kemâ kâne s-sayyidu Mekke. Sümme reynel medine. Sonra Medine-i Münevvere'yi gördük. Küllün kadecme. Ulemanın hepsi icma etti. Gerek muvafıklar, gerek muhalifler icma ilediler ki ennehu la bâse biduhûliha. Medine-i Münevvere'ye girmekte beis yoktur. Lirreculi, bir adama helalen, helal olarak ihram giymeden Medine'ye gelebilir. Girebilir. Bunda da ittifak var. Felemmâ lem tekün muharrameten fî nefsihâ. İhramsız Medine-i Münevvere'nin haremine girmek haram olmadığı gibi evet, kâne hükmü saydihâ ve şecerihâ. Medine-i Münevvere'nin avi ağacı da oldu ki hükmihâ, Medine'nin kendisinin hükmü gibi oldu fî nefsâ, nefsinde. Nasıl Medine'ye bir adam ihramsız girebilirse, öyleyse avı da, avında da, avlamakta da beis yok, ağacını kesmekte de beis yok. Kıyasen de bu çıkıyor. Ve kemâ kâne saydu Mekke'te. Mekke-i Mükerreme'nin saydı oldu. İnnemâ hurrime l-hürmetâ. Niçin avını avlamak haram oldu? Çünkü kendisi haram da, onun için avını avlamak da haram oldu. وَلَمْ تَكُنِ الْمَد۪ينَةُ ف۪ي نَفْسِهَا حَرَامًا. Medine-i Münevvere kendi nefsinde haram olmadığından لَمْ يَكُنْ سَيْبِ. Olduğumuz hadislerle gerek yapılan kıyasla sabit oldu. Ne sabit oldu? قَوْلُ مَنْ.
bir kimsenin kavli sabit oldu ki zehebe, o adam zahip oldu. İlâ enne seydel medîneti medîni münevverenin avi ve şecereha ağacı ke seydi sairil büldâni ve şecereha diğer beldelerin seydi ve ağacı gibidir. Yani halaldır. İşte bunların kavli sabit oldu. Gayr-ı Mekke, Mekke'den başka. Mekke müstesna, Mekke caiz değil. Mekke'den başka diğer şehirler nasıl ise Medine'de öyle oldu. Yani Mekke, Medine, Mekke'ye gibi olmadı da diğer şehirler gibi oldu. وَهَذَا اَيْذَا İşte bu da yine böylece قَوْلُ اَب۪ي حَن۪يفَةَ وَاَب۪ي يُوسُفْ وَمُحَمَّدٍ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِينَ Bu üç imamın kavli de budur. Medine-i Münevvere'nin haremi vardır. Fakat ihtiram da. Yoksa Mekke-i Mükerreme'nin gibi cezai muciptir. Onun hükmü neyse bu da öyledir. O manaya değil. Evet. Bu mesele burada bitti.